19 Nisan 25 Nisan değerli yay burçları nasılsınız? Her şey güzel ve keyifte gidiyordur. Yükselenme ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. e-akkayofişir instagram sayfamı takip edebilirsiniz değerli yay burçları. Evet bu hafta e, işinizle alakalı güzel yenilikler değişmesini istediğinizde güzel oluşumlar size güveniyor. Hiç beklenmedik iş teklifi, bulunduğunuz noktanın kapılarının size son, ıs, sınırsız açılması, yöneticilerinizle alakalı yaşadığınız problemlerin iyileşmesi. Ben bu iş yerine alışamadım ve adaptasyon olamıyordum diyorsanız bile güzel güzel sindireceğiniz bir hafta olacak. O yüzden işinizle ilgili problem değil de sizin içsel dünyanızla alakalı sağlık endişesine girebilir. Ben ben de bir sıkıntı olabilir diye devamı böyle bir e, hani. E, uylanabiliriz. O yüzden bir sağlık doktoruna gidebilir yani psikolojik olarak kendinizi check-up yaptırabilir. Enerjinizi bu konuda kitlemenizi uygun görmüyorum. Hatta bazı yay burçlarında evcil hayvan edinebilir. Bu da size iyi gelecek. Şimdiden güzel bebişinizle uğurlu geçsin diyorum. Uzun süredir tedavisini beklediğiniz ya da ilaç tedaviniz varsa güzel bir hafta başlayabilirsiniz. Enerjinize çok iyi gelecek. Yani bu hafta güzel ee, gelişmeler e, karşınıza çıkacak. Doğru fırsatları e, doğru e, dengelerseniz de bunlar size artık kazanç ama siz bu ara en çok dış görünüşe önem vereceksiniz. Kıyafet, pantolon, ceket, ayakkabı, falan. bu harcamalar sizi ee, hani yapmak istediğiniz değişimler sıfırdan değişmek istiyorsunuz ya vaktinizi gerçekten harcayacaksınız ama özellikle çalışma hayatınızda bu değişimin farkına varılacak ama maddi olarak sıkıntıya düşebilir. Hatta bu sıkıntılar sizi e, biraz daha zorlayabilir. O yüzden evet ufak ufak alışverişlerinizi yapın ama çok abartmadan yapın çünkü etrafınızdaki insanlar bu enerjinizi alacak ve bu enerji sizi mutlu edecek diyorum. Uzun süredir saç dökülmesi yaşayan ve özellikle kaşım dökülüyor, kirpim dökülüyor, saçım bence bir cildiyece vakit geldi çünkü mevsimsel. Dö dö dökümün dışında ciddi anlamda saç dökülmeniz hat safhada gözüküyor. Mutlaka bir cildiyeciye gidin diyorum. Ortaklı iş yapan ya da yurt dışı ile ilgili ortaklı iş yapmak isteyen bazı yay burçlarında güzel fırsatlar var ve bu fırsatlar size doğru ve kazançlı bir evre getirecek ve anlaşmanız uzun soluklu olacak ve bu sizi tatmin edecek gözüküyor. Akademisyenlik ya da e, öğretim görevlilik anlamında kapılarınızda beklediğiniz yenilik varsa Eylül'e kadar sabırlı olun. Hak ettiğiniz noktaya geçişiniz olacak. Sadece e, nereye gidebilirim telaşındasınız Evet 12 Mayıs'ta güzel bir teklif alacaksınız e, o kapınızda gayet hayırlı ve aydınlık olacak gözüküyor. Şöyle söyleyeceğim kendi işini yapan bazı yay burçlarında da ortaklı teklif ya da ortak teklifinde bulunabilir birileri size değerlendirin. Fırsat güzel ve keyifli olacak gözüküyor. Özellikle çocuklarınızın eğitimiyle ilgili korkularınız, endişeleriniz varsa ev hanenizdeki çocuklarınız gayet zeki, yaratıcılar, özellikle spora, müziğe, dansa merak olan çocuklarınızın gelecek hayatı çok parlak. Yani o çocuktan ya iyi bir sporcu ya da iyi bir sanatçı olur. Hiç endişe etmenizi istemiyorum. Eşinizle uzun süredir aranızda diyalog kopukluğu vardı ve bir türlü Konuşamıyordunuz. Yavaş yavaş bunlar toparlanacak ve birbirinizi anlamaya doğru ilerleyeceksiniz. Yani birçok bir her taraftan değişmeye başlayacaksınız. Kendinizi bulmak, kendinizi yenilemek, iyi gelen enerjilerle muhatap olmak, hatalarınızı görmek. Yani biraz gösterişe ve dış görüntüye önem vereceksiniz. Bu da sizi madde olarak yıpratabilir. Evet alışveriş her zaman keyif verir. Herkes yapmalı ama dozunda yapmalı diyorum. Mesela ben kıyafetten nefret ederim yani bana göre bir çapulcudur yani alırsın bu kıyafet 3 gün sonra yıka zaten her şey oluyor ama ben en çok ayakkabıya önem veririm çünkü bütün gün bedenimizi taşıyan tek şey ayaklarımız ayakkabının en iyisini almaya çalışırım ama bir pantolona ya da bir kıyafete çok önem vermem sonuçta yani ben taktığım giydiğim sürece her şey bana güzel gelir. Ev taşınması düşüncesi olan ama bulunduğunuz yerinde alternatifleri var. Şu an taşınmanıza bir gerek yok diyorum. Kendinize ev almak isteyen bazı yay borçlarında evet doğru bir fırsat. Bununla ilgili güzel bir anlaşmaya gireceksiniz, hayal ettiğiniz evinizi alacaksınız olarak gösteriyor. Ee, yalnız şöyle bir sorunumuz var. Bu aralar bir de enerjiniz çok yüksekken mesela 27 Mayıs, 27 Nisan, 28 Nisan arasında içe kapanma, kendi içsel dünyanızda tartışmalara sebep olur, korkularınız artabilir. Hatta bu nefes almakta panik atağınız ön planda olabilir. Bir panik atakla ilgili egzersizler yapmayı unutmayın diyorum. Boşanmak isteyen bazı yay burçları için tekrar bu ilişkiyi toparlama kararı aldınız ve evliliğinizle alakalı sorunları iyileştirip birbirimize sıkı sağlam bir evredeyiz. Geçmişe ait birinin gelmesini bekleyen yay burçlarına diyorum ki yepyeni bir Başka yelken açacaksınız. Bırak geçmişini. Eğitiminizle alakalı tamamlamak istediğiniz yarım olan dil eğitimi yabancı dil ya da e, kurslara katılmak istiyorsanız. Evet güzel alternatifler var. Kendinizi değiştirmek istiyorsunuz. Doğru bir zaman Yapın. Özellikle modaya merak olan ya da sanata merak olan yay burçlarında güzel fırsatlar, yenilikler var. Özellikle atölyeniz, sanat atölyeniz ya da spor atölyeniz varsa yeri büyütüp daha büyük projelere imza atmak istiyorsunuz. Bu doğru bir karar. Yurt dışı ile ilgili beklediğiniz bir para var. Bu para hanenize girecek, mutlu edecek. Özellikle e, İngiltere, İspanya, İrlanda'ya yerleşmek ya da iyi harfi bir ülkeyle bir anlaşma bekliyorsanız bu doğru bir kapı olacak ve bu kapılarda güzel teklifler söz konusu olacak. Yani hem koşturmalı hem mantıklı hem keyifli bir hafta. Keyfinize bakın. Umutla kalın. Hoşçakalın.